Provaları. Hepsini mi attın? Yok, sattım. Hepsini attım. Sene oldu bu ekmek üretim atölyemizi açtık, hizmete sunduk. Son okulumuza ekmek üretmeye başladık. Okulumuz pansiyonlarına, belediyemizin çorba evlerine ekmek ürettik. Çeşitli bazı kurum ve kuruluşlara da vermekteyiz. Aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın da ekmeğini üretmekteyiz. Günlük ortalama 5000 adet paketli rol ekmek üretmekteyiz. Size göre döner ekmeği veya somun ekmekte üretimimiz bulunmakta. Yanımızda 6 tane yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeniyiz. Toplamda yanımızda yaklaşık 200 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz bu ekmek üretim atölyemizde ekmeğin nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını öğrenmekte ve kendi hem bütçelerine de katkı sağlamaktalar. Hem de ekmek üretiminde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Öğrencilerimiz nöbette şu usulü çalışmaktalar. Bu sayede çalışan öğrencilerimiz aylık ortalama 1000 TL gelir elde etmektedirler. Somuncu Baba şehrindeyiz. Somuncu Baba'nın şehrinde Somuncu Baba'nın torunları burada ekmek üretimine halen devam etmekteler. Yani bizim serüvenimiz aslında ta eskilerden Somuncu Baba'dan geliyor. Ve bu geleneği bizler öğrencilerimizle devam ettirmeye çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de tüm fırıncılar genellikle erkeklerden oluşuyor. Yalnız artık biz bu dönüşümü kırmaya uğraşıyoruz. Artık bizim kızlarımız da buradan mezun oldukları zaman istedikleri yerde ellerinin lezzetleriyle fırıncılık sektörüne yeni bir tat getireceklerini düşünüyoruz. Ve artık bizim kızlarımız da fırıncılık sektörüne girecekler inşallah. 6 Şubat 2022'de fırınımızın açılışına yaptığımız gün Maraş depremiyle karşı karşıya kaldık. Ekmeğimizi üretmeye başladık ancak oradan üzücü haberler gelmeye başladığını duyduğumuz zaman Sayın Valimizin talimatıyla üretmiş olduğumuz ekmekleri o gün 5000 ekmek üretmiştik. Hepsini birden Maraş'a gönderdik. Ondan sonraki 15 gün hiç durmadan 2-3 vardiya şeklinde sürekli depremzedelerimize ekmek ürettik. Toplamda yaklaşık 80 bin paketli ekmek depremzedelerimize ulaştırdık. Bu kişinin faydalandığını duyunca gerçekten çok sevindik. Yine Somuncu Baba ruhuyla biz öğrencilerimizle beraber depremzedelerimizin yanında olarak bütün bu ruhu öğrencilerimize yaşatmış olduk. Biz 10. sınıftayız. Ekmek üretimine geçen sene başladık. Fakat şu an çok iyi ilerlemeler yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz fırınlarımızda. Okulumuzun yurdundaki pansiyondaki öğrencilere gönderiyoruz. Orada servis ediyoruz. Buradaki yaptığımız ekmeklerden elde ediyoruz. Hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem de okulumuza devam ediyoruz.
İleride hedefim benim gastronom olmak. Mesleğimi ilerlemek istiyorum. Güzel bir üniversite tutturmak istiyorum ve mesleğim üstünden gitmek istiyorum. Hem de destekçi. Okulumuzda 600 civarı bir öğrenci var. Bence arkadaşlarımıza yaptığımız ekmeklerden tattırıyoruz. Onlar da tadından gayet memnun. Onlar da aileleri destekliyor. Bu bizim yaptığımız ekmekleri beğenmesi bize ekstra özgüven veriyor. Bu çok iyi oluyor. İşimizde daha çok iyi olmamızı sağlıyor. Buradan mezun olduğunuzda ustalık belgesi alıyorsunuz, diploma alıyorsunuz. Kendinize ait iş yeri açabileceğiniz belgeniz oluyor elinizde. O yüzden güzel avantajları olduğunu düşünüyorum. Ben de aldığım belgelerle ileride bir fırın açmayı düşünüyorum. Kendime ait ilerletmeyi düşünüyorum.